Biliyorsun şirketi açtığın gün bir iftar yemeği verdim, bahsettin az Evet. önce. Ama onunla ilgili de hatta özellikle sen bu soruyu sormamı Evet, istedin evet. benden. Halk tarafından tepki topladı o gün. Yani bunu düzeltmem gerekir. Tepki topladığı ben size söylemiştim. Tamam, O kelimeyi düzeltmem gerekir. Gözlerde o tepkiyi gördüm. Kimse gelip bana niye böyle bir şey yaptın diye sormadı. Demezler, bizim insanımız demez Demezler. zaten. Demezler ama hani böyle bir içlerinde en ufak bir şüphe varsa gelemeyen insanlar adına bunu açıklamak isterim. Çünkü biz davetiye de attık 500 tane insana. Parti logosu var. Şirkete çalışı diyoruz. İftar diyoruz. Ha yine başladılar dinle devlet işini karıştırmaya gibi bir algı oluşmasını istemediğim için bu soruyu kendim sorup kendim cevaplamak istedim. Yani şöyle bir gerçek var. Ben açılış yapmamıştım ve çok istiyordum. Hani ben dükkan sahibiyim. Ben çocukluktan babamın dükkanı vardı. Açılışlara giderdik. Siftah atılırdı. Ben onu bilirim. Ben açılış yapmıyorum çünkü siftah atacağım bir müşterim yok. O zaman dedim bir hayır yemeğine dönüştürelim bu işi. Madem siyasi bir hamle yapıyoruz. Yola tamam biraz karışmış olabilir ama o ona vesile oldu açıkçası. Siyasi bir girişimde bulunmadan önce şirketimizi açtığımızı insanlar bilsin ki biz burada varız. Bu memlekette ihracat yapan bir Türk genci var. Bir Atatürk genci var. Onu bir görebilmeleri için o açılışı yapmak zorundaydık. Davetiyemizde o yüzden şirketimizin önce iftar saati ve toplantı saati arasında 1,5 saatlik bir ara bırakmamızın, iftarda kravatımızı, rozetimizi ve partiyle ilgili siyasi herhangi bir şey bulundurmamızın sebebi. Yani biz Allah korkusu olan gençleriz. Bu zamana kadar ihracattan Allah'ıma çok şükür güzel kazançlar elde ettik. Yakışırdı bize bundan bir hayır yemeği yapmak. Hani hayır yemeği bizim işimizin hayır yemeği, siyasetimizin değil. O yüzden onu belirtmek istiyorum. O süreçten sonra bazı arkadaşlarımıza ayağına sağlık dedik. Teşekkür ederiz dedik. İyi ki geldin dedik. Onlar da çok güzel oldu dedi. Teşekkür ederiz. Bizi tanımış oldular. Aa, bu tekstil ürünlerini mi ihraç ediyorsunuz? Ne kadar güzel dediler. Onlar da battaniyemizi vermiş olduk. Battaniye ne kadar önemli olduğunu depremde gördük. Şimdi dolar yağmaya başladı bugün için. Battaniye verdiğim arkadaşlara ve kendi evinde battaniye olan arkadaşlara arabaya birer tane koymayı tavsiye ediyorum. Yani o konudan atlayacağım ama bu önemli bir durum. Yani afetler sürekli gelmeye başladı. Bu Dolu artık afeti, inanılmaz. dolu afeti olursa arabamızda bir tane battaniye bulunsun en kötü. Biz Popart TV battaniyeleri satıyoruz. Daha ince, küçük. Gelen dostlarımızla hem bunları paylaştık. Türkiye'de de kozmetik ürünleri satıyoruz. Birer tane de kolonya paylaştık. Geri kalan dostlarımıza ilk ben hayatımda en son 6 yaşında falan herhalde bir yerde şiir okumuştum. İlk tecrübemizi, ilk terimizi orada attık. Hatta bir kuble nazar da değdi, sesimiz kısıldı. Vardır sebebi. Bir nazara geldik yani sonuçta. Atamızı arkamıza aldık. Öğretmenimizi arkamıza aldık. İlk konuşmamızı yaptık. Bir kuble insanlarla tanışmış olduk. Siz beni tanımazsınız diye biraz belki sert girmiş olabilirim ama heyecanıma mazur görsünler. Belli bir yerde de o duruşu sergilemek de gerekiyor. Ne diyor bu deli diye düşünmeleri için. Öyle bir hamlede bulunduk. Ama işimizle yeni girişimimizi, yeni siyasi kariyerimizi apayrı yerde tutuyorum. Yani bunu bilmelerini halkımızın çok isterim açıkçası. Zaten bunu da şimdi yayında açıklıyorsun. Bu inceliği bile göstermiş Teşekkür oluyorsun. ederim. Hani bunu hiç konuşmayabiliriz de Ama baktığın önemli, zaman. en ufak birinin içinde böyle bir soru varsa gözlerde çünkü davetiye dağıtırken gördüm. Yemekte böyle bir sorun olmadı. Yemeğe zaten sevenimiz gelmişti. Sayın Alper Kasap'ın da o gün denk getirmişim. Sağ, çok akıllı olduğum için aceleye getirdik yemeğimizi. Çok güzel bir hayır yemeği vermiş. İyi ki de vermiş sağ olsun. Bizim o organizasyonumuz, biz biraz yeniyiz bu işlerde. Gelenlerimize karnını aç göndermedik ama valla davetiye de attıklarımız gelseydi ne yapardık bilmiyorum. Onun gerçeğini söyleyeyim yani. İnşallah bir sonrakinde Alper abiden ders alacağız, ona göre hareket edeceğiz.